Şimdi Koçgiri katliamını ya da Koçgiri'de yaşananları, Koçgiri'de olan vahşeti algılayabilmek için, anlayabilmek için ve orayı benimseyebilmek için bizim biraz tarihte önceki süreçlere aslında bakmamız gerekir. Şimdi aslında biz Koçgiri iki süreçli inceleyeceksek iki süreçli incelememiz gerekir. Şimdi birincisi Dersim ve Koçgiri bölgesinin Osmanlı tarihinde ve öncesinde yıllarca Osmanlı ile yani devletle sürekli bir sorun içerisinde olduğunu, halkın Osmanlı kültüründen, Osmanlı yaşamından, Osmanlı'nın dayattığı tarzdan daha farklı kendisine öz bir yolla ya da öz bir tarzla yaşayan bir yaşam modeli oluşturan aslında bir bölgedir. Gerek Dersim gerek de Koçgiri bölgesi. Şimdi birincisi bu açıdan bakmak gerekir. Hani Koçgiri bölgesinin devletle olan sorunu, nedeni, şeyine falan. Bir ikincisi de Koçgiri katliamı 1920 ile 1921 tarihleri arasında yaşandı. Biraz öncesine baktığımız zaman Osmanlı tarihinde 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet ve öncesinde yaşanan 1789 tarihinde yaşanan Fransız devriminin getirdiği milliyetçilik akımı, bununla beraber demokrasi ayağı, meclislerin kurulması, kanun esasının sonrasından oluşması. Hani bir de bunun demokrasi ayağı var. Bununla beraber gelişen sürecin oradaki halkı biraz daha milliyetçilik duygularını okşadığını da söyleyebiliriz. Orada bulunan insanların bu anlamda kendilerini aslında yıllarca artık bir ülkenin ya da bir sistemin ya da herhangi bir yaşam modeli dayatan bir zihniyetin içerisinde değil de kendisine has öz benliğiyle bu yaşam tarzını yaşayabilecek aslında alan oluşturma bir süreci de var. Hani o döneme baktığımızda Dersim'in kendine has yaşam tarzını, bu yaşamı yaşayan insanları ele alırsak oradaki halkın aslında diğer bütün halklar gibi birazcık ya da haklılık payı olduğunu biz algılayabilmemiz gerekir bir noktada. Onu anlayabileceğimiz başka bir noktası da orada yaşayan insanların Kızılbaş Kürt olmalarıdır. Kızılbaş Aleviler yıllarca aslında gerek fikirlerinden dolayı, gerek aydın görüşü ya da gerek ileri görüşlerinden dolayı onların inancındaki yaşam tarzı olarak bir ayrışma noktası aslında bir noktada bizler hani görebiliyoruz. Dayatılan bir Arap, Türk, Müslüman sentezi var. Bir taraftan da kendi inancını yaşamaları uğruna gerekirse başını veren bir halklar var aslında. Yani bu sadece Aleviler için değil aslında. Aleviler şahsında Orta Doğu bölgesinde yaşayan biz Ezidiler için de, Kakayiler için de, Yarsenler için de aslında aynı şeyi bir noktada savunabiliriz. Bu anlamda orada o gün yaşanan alışılmış bir durumdur. Çünkü bizler Alevi tarihine baktığımız zaman Yezid'in İmam Hüseyin'e karşı uygulamalarından sonra zaten ilk katliamlar Osmanlı tarihinde 1315'lerde başlamış ve bu Yavuz'da, sonrasında Koçgiri, sonrasında Dersim, Maraş, Sivas, Gazi, Kezi ve aslında sürekli bir katliam tarihi var. Hani bu anlamda biz yaşanan bütün katliamları kınıyoruz. O gün orada can veren Alevi canların şahsında da bundan sonraki duruşumuz nasıl ki Koçgiri'de yaşayan halklar o gün orada İmam Hüseyin gibi bir duruş sergilemişlerse bundan sonraki süreçte Alevilerin tarzı, yapısı, yaşamı ve yaşayacağı yaşam tarzı da bu anlamda olacaktır. Aslında bugün Orta Doğu'da yaşayanlar da çok da bundan farklı bir şey değil. Çünkü sadece bu Koçgiri ya da Dersim'de ya da sadece Alevi şahsında değil, yani bütün ezilen halkların şahsında ve de bütün ezilen halklara baktığımız zaman tabii bunun en çok
pratiği yaşanan bölge Orta Doğu olmasından kaynaklı bir sürekli savaşlardan, sürekli bir direnişten bahsediyoruz. Hani bu anlamda çok da bir şey değişti mi? Denizse aslında bu son 5-10 yıllık süreç gerek teknolojinin gelişmesiyle beraber gerek dünya halklarının artık bir masada oturup ve bütün halklar için gerek hukuksal gerek siyasal bir zemin oluşturması açısından tabii şu an direkt katliamlar yapıldığı bir anlamda söylenmeyebilir. En azından bu çok mu hani şu an yaşanıyor? Hani bundan ziyade en azından yapılan katliamlar da biraz daha görünen değil de bazı hani belirlenen bazı şeyler adı altında yapılmakta. Yani bugün yaşananlar da aslında bunun tam da bir pratiği aslında. Çok da bir şey değiştiğini söyleyemiyoruz.